Football and Vlog Time kanalına hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. PES 2019 mobil oyunuyla karşınızdayız. Şimdi ne yapacağız? Önce bir box draw'da hakkımız var. Onu kullanacağız. Onun ardından da maç yapacağız. Tabi bu arada ben videonun haricinde oyunu bayağı bir oynadım. Maçlar yaptım. Kiminde kazandım, kiminde kaybettim, kiminde beraber kaldım. Ve takıma bir takım oyuncular geldi. İsterseniz bir başlayalım. Evet, şimdi öncelikle sözleşme kısmından bir box draw olayına bir girelim. Bunu az önce elde ettim, bir maç yaptım ve kazandım. Buradan geldi. Şimdi bunu bir kullanalım bakalım. Bastım bakalım kim gelecek. Siyah top gene gelmedi. Ama Ramsey geldi, iş yapar. Santrafor geldi bir tane, ismini okuyamayacağım şimdi, ve sağ kanat geldi. Biz bunları bir alalım. Şimdi bakalım. Bir dakika, şöyle bir sesi bir tık kısayım. Bir kadroyu göstereyim bu arada sizlere aynı zamanda. Ona da bakmış olalım. Evet, kalecimiz gene Navas. Biraz geliştirdim bunu. Antrenman yaptırdım o şekilde. Onun haricinde Cancelo sağ bekimiz, stoper Maguire, Nastasic ve sol bekimiz bu arkadaş. Orta sahalarımız Mesa, Nainggolan ve Vasquez. Sağ kanatımız yine ismini okuyamadığım bir eleman. Sol kanatımız yine Çalhanoğlu ve forvetimizde de Paredes var. Buraya Cenk Tosun falanı koydum. Bunu yine kazandım. O şeyden, box draw olayından. Arkadaşlar maç yaptım, kazandım ve ardından oradan geldi. Box draw'dan geldi. Kalecimiz yine yedek, kalecimiz değişti. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde şimdi az önce gelen yer olmuştu. Santrafor şimdilik dursun. Evet, bunu kimin yerine koysak acaba, bir bakalım. Bu sol ayaklıydı, o yüzden onu oraya koydum. Sol ayaklı olduğu için bu da galiba sağ ayaklıydı, o yüzden bu tarafa koydum bunu. O zaman ne yapıyoruz? Bu kim? Pardon. Bu hangi ayaklı? Bakalım. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Alamadık. Aldık ve bunu hop değiştirdik. Bu şekilde yaptık ve onun haricinde size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi maliyetimiz arttı ve maliyetimizin belli bir sınırı var. 420 şu anda. 392'ye çıkartmışız biz onu. Şöyle bir şey oldu. Video haricinde ben dediğim gibi takımı dizmiştim zaten. O videoda en son. Onun haricinde yine maçlar falan atarken şöyle bir sıkıntı yaşadım. Takımı oynatamadım. Yani oynamıyorlardı. Ben ne yaparsam yapayım oynayamadım. Onun sebebi de şuymuş. Orada 200 küsürdü teknik direktörün maliyeti. Yani o teknik direktör en fazla 220 olduğunda takımın maliyeti oynatabiliyor. Onun haricinde oynatamıyordu galiba. 200 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden teknik direktörü değiştirdim. Gene 4-3-3 oynuyor takım. 4-3-3 oynayan başka bir teknik direktörü aldım. O da bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Takım şimdi bu şekilde oldu. Şimdi bir isterseniz etkinlik modundan bir maç yapalım. Şurada kalmıştım ben en son. Bir bakalım. Evet, bunları hallettim. Ne diyor? 4 puan kazanın diyor. Bir katılalım bakalım. Evet, İngiltere ile oynayacakmışız. Box draw temsilcisi verecek yine yalnız 4 puan kazandığımızda. Peki. Yani şöyle olması lazım. Bir maçı berabere bitirip bir maçı kazanmamız veya iki maçı da kazanmamız gerekiyor. Bu şekilde. Onu elde edeceğiz. Yine oradan güzel sağlam oyuncular gelecektir muhakkak. Hadi bakalım. Bu arada tabii ilk maçımız oluyor bu PES 2019 mobil oyununda. Görmediyseniz de, ki görmediniz, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Maç olayı.
Hadi bakalım. Tripper. Gel abi sen. Hop. Hakan'dan güzel bir müdahale. Şimdi sağ kanatta top. Güzel bir ara pas. Güzel de bir şut gelirse gol olur diyecektim ama kötü şut. Kötü şut geldi. Güzel bir atakla başladık. Hadi bakalım. Bu maçı kazanmamız lazım. Ardından diğer maçta en kötü berabere kalmamız lazım. Tamam hadi uzatma hadi kullan. Ara sıra kontrollerde takılmalar yaşıyorum arkadaşlar. Bu oyundan kaynaklı problem. Onu size söyleyeyim. Bir dakika dur 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 dur. Yedik ya. Maalesef golü yedik. Ama toplayacağız. Sakin. Daha dakika 8. Moral bozmak yok. Olmadı bu. Hemen golle cevap verebilseydik çok güzel olacaktı ama belki verebiliriz hemen cevap. Bilmiyorum. Hadi artık ya. Kazanalım şu topu artık. Alabilir miyim? Ya ne var abi ne var ya. Pozisyonların hepsinin tekrarını veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi faullerde ve gollerde gol kaçırdığınızda falan. Hepsinde tekrarları bu şekilde veriyor. Haydi bakalım. Hayır ya. Aman diyeyim. Şimdi güzel bir atak başlangıcı olabilir. O nasıl isim ya? Neyse. İsimlere değil, gollere takılacağız. Hadi mis. Mis çok güzel. Güzel oldu bu gol arkadaşlar. Güzel oldu. Bu maçın sonucunu size söylüyorum. 4-2 arkadaşlar yazın. Hissediyorum 4-2 kazanacağız. Tutar mı bilmem ama bence 4-2. İçimden öyle geçiyor. Bol gollü bir maç izleyebilirsiniz yani. Çünkü ben genelde öyle oluyor. Bir işte yine bir maç yapmıştım. Takım adı Barcelona'ydı ama Barcelona'nın oyuncuları yoktu tabi. O maç mesela 3-3 bitmişti. Bir haricinde oynadığım bir maçtı mesela. Şu topu bir kazanırsak yine aynı kopya bir atakla geliyoruz. Yine kopya bir gol atabilir miyiz acaba? Atabiliriz. Uzaklardan bir şut. Sefer yemedi. Ya kaybetme. Aman aman. Kaybetme şu topu. Çok güzel. Şöyle içeriye çevirsem. Sen de vursan Hakan. Ah be. Ah be. Şu da girseydi. Şunu da atsaydık. Çok iyi olacaktı ama maalesef. Direğin dibinden dışarıya gitti arkadaşlar. Bak yine ya. Kullan kullan hadi. Fena oynamıyoruz. Güzel oynuyoruz. Takım güçlü. Rakip güçlü çünkü. De. Şunlar atak yapınca ben çok tedirgin oluyorum. Aman diyeyim. Tamam. Şimdi Hakan. Bu sefer buradan. Güzel bir atakla. Gol bulabiliriz. Lan vur oğlum. Vur oğlum. Ya. Ya ne oluyor ya? Bak adam da kaldı öyle yazık. Bizim eleman. Dur oğlum bir dakika dur 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 dur. Kaymayın bir dakika. Kontrolleri karıştırdım şu an. Dur lan dur dur. Ama. Verdiğim tepkiler efsane ama değil mi arkadaşlar? Evet, ilk yarı 1-1 bitti, sonuçlandı. Evet, istatistiklerimiz bu şekilde oldu. Hücum bölgelerini falan görebiliyorsunuz bu şekilde. Örneğin biz %43 daha çok ortadan ilerlemişiz.
gibi. Rakip de o şekilde, yine o da ortadan daha çok ilerlemiş. Yine top kazanma bölgelerini falan görebiliyorsunuz. İkinci yarıya golle başlamamız lazım. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapacağız. Aman böyle değil. Tamam. Sakin. Evet. Abi içeri girsenize ya. Abi sen forvetsin. Ne yapıyorsun orada ya? İstediğim gibi bir atak olmadı bu. Ama olmadı. Ama dedim belki gol atarız, atamadık. Abi bırakmayın şu müdahaleleri tam istediğim gibi maalesef bir türlü yapamıyorum. Ya benden kaynaklı bir problem var ya da gerçekten oyunda bazı sıkıntılar var. Bilemiyorum. Evet, şimdi Hakan içeriye verecek mi? Verdi, veremedi. Güzel. Sağdan soldan geliyoruz. Tüm atlarımızla bastırıyoruz arkadaşlar. Birazdan da değişiklik yapalım. Hatta Vur ona. Bir daha vur. Vurun lan biriniz, yeter ya. Ha, bir dakika, bir değişiklik yapalım. Forvet ölmüş. Mecbur Cenk'i koyacağız oraya. Şöyle koyalım. Sağ kanatımız ölmüş. O da iyi. Şunu koyalım. Bu adam doğru. Daha iyi olacak. Onun haricinde bir de bize şey lazım. Orta saha. Yapacak bir şey yok. Seni koyacağız abi. 3 değişiklik birden yapıyorum arkadaşlar. Emin olun bu değişiklikler can kurtaracaktır. Bak. Terbiyesiz hareketler yapmayın. Güzel. Alamadık ya. Oo, kötü geliyorlar. Çok kötü. Hayır. Of. Kader anı olabilir arkadaşlar. Bu arada 4-2 bitmeyecek gibi gözüküyor, haberiniz olsun. Çok kötü pozisyondu ya. Abo. Kader anı olabilir. Evet, karşılıklı değişiklikler yapılıyor. Bu arada yapıldı ama güzel. Ya ne oluyor? Dur. Aman. Hakan sen niye bittin ya bu maç? Niye öldün ya? Tabii o da şey sıkıntı arkadaşlar. Topçunuzda, yani oyuncunuzda böyle kondisyon düştüğünde gördüğünüz gibi performansı da bayağı bir maç içinde düşüyor. O iyi bir şey aslında da biraz bence bana biraz fazla geldi. Yani o kadar bir anda eksilmeleri. Kondisyonların Cenk. Bu maç berabere bitiyor arkadaşlar. 4-2 dedik. Yapamadık 4-2. Ama kazanabiliriz. Hala kazanabiliriz. Kornerimiz var. Güzel ataktı ama. Cenk'i sevmiyorum arkadaşlar. Yani maalesef istediğim gibi oynayamıyor Cenk. Aman. Abi durun, izlemeyin şu topu. Ne yapıyorsunuz? Ya. Çok yanlış işler yaptım. Benim hatam, golü yedik mi? Maalesef golü yedik. Golü yedik maalesef. Kötü oldu ama belki bir ihtimal atabiliriz. Kane attı golü de. Yok. Bitirecek, evet. Maalesef yenildik. İstatistikler de yine bu şekilde arkadaşlar. Yani
Kağıt üstünde maç bizde ama maalesef yenildik. Hücum bölgelerimiz gördüğünüz gibi şekillenmiş. Top kazanmalarımız da bu şekilde olmuş. Peki. Yetenek avcısı falan verdi. Seviyeler arttı. Venezuela. Peki sizle de bir maç yapalım. 90 oldu bu arada. Takım ruhumuz iyi oldu. Şimdi bu maçı kesin kazanıp veya berabere bitirip arkası, yani bu maç berabere biterse arkasındakini kesinlikle kazanmamız lazım. Bu maçı kazanırsak en kötü şartlarda arkasındaki maçta berabere bitirmemiz lazım. Bakalım. İnşallah bu maçı kazanırız. İnşallah kazanırız. Daha dikkatli oynamaya çalışacağım bu maçta. Özellikle de o net pozisyonları kaçırmamak önemli. Yani ben çok net pozisyon kaçırıyorum maalesef. Benim hatalarım oluyor, olmuyor değil. Hadi bakalım. Marifet mi yani şu yaptığın ya? Neyse. Sakin oluyoruz. Ve devam ediyoruz. Çıktı mı ya? Çıkmış. Aha. Riskli hareketlere girdi orada. Kaybetme, kaybetme sakın. Şurada güzel bir atak planladım. Yine. Ben kanatları kullanmayı seviyorum. Çünkü ortadan ilerleyince daha çok, yani böyle mesela %80 gibi mesela kanatları hiç kullanmayınca, ortadan genelde ilerleyince maç çok tıkanıyor bence. Evet. İçeriye verdin. Sen de şutunu çekemedi. Peki. Kontrolleri maalesef karıştırıyorum bazen. Niye oluyor bilmiyorum ama özellikle videoda kontrolleri karıştırıyorum. Az önce gördünüz. Onun yüzünden yenildik ve golü yedik. Böyle oluyor işte arkadaşlar. İstediğim gibi müdahale yapmıyor. Ben daha ne yapayım yani? Ben oyunun içine girip ben mi oynayayım? Ne yapayım yani? İstediğim gibi kontrolleri yapmıyor. Bu maçta yenildik gibi duruyor, ben size söyleyeyim. Çünkü ne dersem tersi çıkıyor, öyle söyleyeyim de bari kazanırız belki. Evet, güzel bir boşluklar bulabilir miyiz? Abi. Hadi artık, hadi. Bir istediklerimi bir yapabilsem. Ya versene pasını artık ya. Evet, baskıyı kurmaya çalıştım. Az çok da kurduk gibi ama bir gol bulamadık hala. Hadi artık. Biraz odaklanayım. Abi bunda çalım olayı yok mu gözünüzü seveyim? Ne yapıyoruz? Offside. Ne yapıyorsunuz siz ya? Biz adamı direkt böyle sade top sürerek mi geçebiliyoruz sadece ya? Arkadaşlar varsa bir bilginiz yazın lütfen yani. Olmuyor yani yoksa. Gördüğünüz gibi. Veya bir de şeyi yazın lütfen. Bu müdahaleleri ben mi yapamıyorum? Yoksa oyunda mı bir sıkıntı var? Vur oğlum. Vur. Ya. Şu kaçmaz artık. Yeter ya. Bu da kaçmaz ya. Bu da kaçmaz ya. Şuna bak ya. Bu da kaçmaz ki. En azından berabere bitirsek de hani. Yenilirsek çünkü hiç şansımız kalmıyor. Süresini falan beklemek gerekecek.
box draw olayı için. Hadi bakayım. Ya abi şuna geçseydi top. Keşke geçseydi. Maç bitmeden bir son atak yapacaktım ama maalesef maçımızın ilk yarısı bitti. Yine %56-44 bir şutumuz var isabetsiz. Onların da bir şutu var. Biraz kısır da geçmiş hücum anlamında ilk yarı. Şimdi ikinci yarıya bir başlayalım. Hayır, ona değil. Neyse ya. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Hep de oyuna kusur buluyorsun falan demeyin. Bir şey demiyorum o yüzden. Hadi bakalım. Dur, dur. Bak gene geçmedi adamı ya. Ya harbiden arkadaşlar bunun başka bir olay yok mu ya? Düz böyle top sürerek mi geçiyoruz biz sadece? Evet, evet. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Vur Hakan artık at şunu. Çok güzel. Çok güzel. Sonunda ya. Sonunda bu maçı arkadaşlar alacağız. Yenileceğim dedim. Bilerek söyledim. Çünkü ne dersem tersi çıkıyor. Güzel. Şık bir gol. Hakan'dan. Şimdi bir değişiklik yapalım isterseniz. Keşke şu forvetimiz ölmeseydi. Ölecek o. Neyse biz sağ kanatımızı bir değiştirelim şimdi. Yeter şimdilik bu kadar değişiklik. Daha sonrasına bakacağız. Biraz daha vakit geçsin. Bir gol daha bulursak bu arada çok güzel olacak. Çünkü baskıyı da kurduk. Biraz da Hakan'ın oradan gelelim. Faul var. Tamam, buraları geçelim. Şöyle bir şey yapalım o zaman biz. Şöyle bir şey yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir telefonu tutmam lazım. Şöyle bir gol gelebilir arkadaşlar. İyi izleyin. Defansa aman. Baraja çarptı galiba top. Yoksa goldü. Ben size diyeyim azıcık daha yüksekten gitseydi goldü o. Neyse. Sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Hadi. Ah be. Azıcık daha tam istediğim yerde olsaydı adam yine bir gol atacaktık arkadaşlar. Maalesef istediğim olmadı. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. 64 dakikalar. Hadi abi vakit mi geçiriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ya biz mi verdik orada ona pası yanlışlıkla ya? Aman aman. Tamam. Sakin. Heyecan yapma. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Bu da ölmüş. Bu da ölmüş. Güzel. Ya çok çabuk yoruluyorlar arkadaşlar maalesef. Ama bu yorulan adam gol atar mı? Hangisini atacaksın oğlum? Harbiden hangisini atacaksın ya? Neyse, korner. Belki bir fırsat olabilir bizlere. Yo, olur mu? Olmadı. Olur gibiydi ama olmadı. Sakin. Ah be, ah be. Şu toplar bir geçse. Son dakikalarda bir gol atabilirsek arkadaşlar çok güzel olacak ya. Ara pas atacaktık orada.
Dakikalar tükeniyor. Aman aman, sakın 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 sakın. Geçmiş olsun. Harbiden geçmiş olsun. Maç gitti arkadaşlar. Ya şu kontroller beni bitiriyor ya. Harbiden şu kontroller beni bitiriyor ama bu oyunun da şöyle bir saçmalığı var. Birazdan göreceksiniz zaten. Evet, ben ataktayken bitiriyor yani. Normalde aslında benim bildiğim devam ettirmesi lazım ama yine burada da yenildik arkadaşlar. Videodayken kazanamıyorum. Böyle bir acemiliğim var herhalde. Ne bileyim, bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Ben kazanırım arkadaşlar, merak etmeyin, videonun haricinde siz rahat olun. Ve Box Draw'dan yine oyuncularla karşınıza gelirim. Bize saçma sapan bir şeyler verdi yine. Evet, maalesef geçemedik burayı. Evet, süremiz var. O süreyi beklemek durumundayız. Başka da maç yapmayayım arkadaşlar isterseniz. Keyifliydi ama benim için pek güzel olmadı. Yenildik, kaybettik iki maçı da. Başa baş geçti maçlar ama hatta üstündük. Ama maalesef bazen benim hatalarım falan derken sıkıntı yaşadık. Para falan olsaydı şunlardan açacaktım yine ama maalesef açamıyoruz. Diyelim ve isterseniz videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle takımımızı göstereyim en son size. Takımımızın durumu bu. Takımımız güzel, fena değil. Yani gerçekten takımımızın durumu güzel. İyi, daha da gün geçtikçe iyi oluyor. İşte bize sol bek lazım aslında. Forvet lazım sağlamından şöyle. Bakacağız. Bir bakmışsınız. Messi, Ronaldo falan gelmiş. Belli olmaz yani. Çünkü o Box Draw'dan herkes çıkabilir. O yüzden biz de maç kazanmaya bakacağız bu noktada. Diyelim ve isterseniz videomuzu bitirelim arkadaşlar. Maç yap dediniz. Ben de sizler için maç yaptım. Çünkü öyle yorumlar gelmişti. İlk PES 2019 mobil videomuzun altına. Ben de maç yaptım arkadaşlar. Ve güzel oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.